Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın konuşmasına yanıt vereceğim. Bize doğrudan sataştı. Sataşmasına cevap vermektense onun itiraflarını size anlatayım. Bütün Türkiye duysun. 30 Kasım 2020'de 6 yaşında çocuk istismarı meselesi savcılığa yansımış. Ve 2020 yılından beridir bu istismar olayını sakladıklarını itiraf etti. Buradan, bu kürsüden, kendi konuşmasından söylüyorum. Ve daha da vahimi, 4 Aralık 2020'de şömine gitmiş, birime almışlar, birime. Yani konuk evine. Ya el insaf! Allah'tan korkmuyor musunuz ya? 6 yaşındaki bir çocuk istismarı. Ve ne diyor? Mağdurun gizliliğini sakladık diyor. Ne gizliliği ya? Siz bugüne kadar ne baba, ne anne, ne o sapık eş tutuklu mu? Hayır. Savcı takipsizlik kararı verdi mi? Evet. Sahte doktor raporu var mı? Evet. Ne oldu? Timur Soykan sayesinde Türkiye bu olayı öğrendi. Ondan sonra HSK harekete geçti. Dedi ki ben o savcı hakkında soruşturma açacağım. Ben söylemiyorum. Aile Bakanı söylüyor. Ve devamında ne diyor? 2022'de de bu olay olmuş ya. Olayı öğrenmişler. Ya bir kere şömine giden çocuk, kadın başından geçeni anlatır ya. Anlatır. Aile Bakanı ne iş yapıyor? Gerçekten ne iş yapıyor? İstismarı koruyor, saklıyor ve gelmiş. Açalım bir dakika, tamamlayın sözlerini. Ve gelmiş burada bu Aile Bakanı var ya, pandemi döneminde de kadına yönelik şiddet tölere edilebilir boyutlarda demişti. Aynı Aile Bakanı çocuk istismarı siyasetin konusu değildir diyor. Sen niye oturuyorsun orada ya? Dün Ensar Vakfı'nı televizyon gezip savunuyordun. Bugün 2 yıldır en korkunç istismara maruz kalmış bir çocuğu kendi ifadesi bütün Türkiye duysun. Evet, bütün Türkiye, Aile Bakanı kadınları korumuyor, çocukları korumuyor ve onun haricinde her türlü işi yapıyor. Siyasetin de işi değilmiş. Toplumla ilgili her şey bizim işimizdir ya. İnsanla ilgili her şey iktidarın görev alanındadır, sorumluluğundadır. Derhal istifa etsin. Derhal istifa etsin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle Sayın Bakan'ın Halk TV'yi izlemesinden memnuniyet duydum. Tabii gerçekleri öğrenmek Sayın Bakan'ın da hakkı. Aklınca CHP'de de istismar vakaları var diyerek aslında meseleyi bulanıklaştırmaya çalışıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kadın milletvekilleri olarak bu olaylar olduğunda çıkıp bildiri yayınlama cesareti göstermişiz. Kimden gelirse gelsin bu olayın sahiplenebileceğini söylemişiz. Peki siz Kırıkkale'de AKP meclis üyeniz, Delik'te ilçe başkanınız, Kemalpaşa ilçe başkanınız, Akyazı meclis üyesiniz, ya Selçuk Gençlik Kolu başkanınız kendi öz çocuğuna istismar etti. Birinizin tek bir açıklaması var mı? Tek bir kelimesi var mı? Hadi oradan. Takiye yapmayın. Ensar'da 45 çocuk, erkek çocuğu istismar edildi. Birinizin tek bir açıklaması var mı? Kalkıp kadın milletvekilleri diyor ki yüreğimiz yanıyor. Timsah gözleşi onlar. Peki Sayın Bakan, siz şunu anlamak istemiyorsunuz. Elbette insanın olduğu her yerde bu tür pislikler olabilir. Ama sorun bunları ortam hazırlayacak yolu açmamak. Siz 6 yaşında evlenilebilir diyen tarikatlara yol verir, sırtlarını sıvazlarsanız, bürokrasiye yerleştirirseniz bu vakalar daha da artar. Bakın tabii hangi bakanın resmi var diye sormuyorum bu vakıfla. Tahmin edeceğiniz gibi Fotoroman Süleyman'ın elbette ki bu vakıfta da fotoğrafı var. Bakın bakan yardımcısının elbette ki fotoğrafı var bu vakıfla. 6 yaşında çocukla evlenebilir diyen var.
Vox'ta fotoğrafı var. Çıkmış diyorsunuz ki 2020'de biz... Teşekkür ediyorum Sayın Taşçı. Açalım bir dakika, kapat. Tamamlayın, tamamlayın. Çıkmış diyorsunuz ki 2020'de biz bu olayı biliyorduk. Peki ne yaptınız? Bu tecavüzcü annesi babası elini kolunu sallayarak gezerken siz neredeydiniz Sayın Bakan? Başka çocukları taciz edip etmediğinin garantisini bize verebilir misiniz? O nedenle nerede istismar ve taciz vakası varsa onun üzerine gitmeyenin Allah belasını versin. Tarikat, siyaset, ticaret üstü içkeni üzerinden kim fayda sağlıyorsa Allah belasını versin.